Merhaba arkadaşlar, ben Ali videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir stor perde, jaluzi perde ya da zebra perde diye adlandırılan perdelerin montajı nasıl yapılır duvara, onu göstermeye çalışacağım. Şimdi bu gördüğümüz elimizde stor perde, bu şekilde duvara takıyoruz. Bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde şimdi biz bunu monte edeceğiz. Bunu demonte gelmişse bunu buralardan bir de yerleri var falan var. Onları taktıktan sonra şurada iki tane metal aparat var. Tabi bu daha önce kullanıldığı için size göstermek amaçlı gösteriyorum. Şöyle iki tane vidaya ihtiyacımız var. Metreye, kaleme ihtiyacımız var. Şarjlı ya da tornavida ile sıkabiliyorsak tornavidaya ihtiyacımız var. Öncelikle bunu tavana mı, duvara mı monte edeceğiz, onu belirliyoruz. Bu malzemeleri alıyorum yanıma. Arkadaşlar. Evet, şimdi bu pencereye bunu monte ediyorum. Öncelikle perdeyi nereye monte edeceğimi belirliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle ya da tavana da monte edebilirim. Bizim için burası uygun. Şurada buradan santimi ayarlıyorsunuz. Kaç santim duvar boşluğu olsun. Ölçüsünü aldıktan sonra işaretliyorsunuz. Şuradaki raylı bir sistem var içinde zaten. Herhangi bir yerine çakarsanız yeter. Buna iki tane şu geçirme metallerden iki tane olsa yeter arkadaşlar. Şimdi şunu buraya bırakıyorum. Ölçüyü aldıktan sonra tabii bizim daha önce burada delikli olduğu için ben şöyle göstereyim. Şurada daha önce delmiştik. Dübelini çakıyorsunuz duvara. Veyahut da ahşapsa dübeli çakmaya gerek yok. Ahşaptan da gider. Şimdi bunu şu aparatı şu uzun tarafa uzun tarafı aşağı gelecek şekilde oraya geçiriyorsunuz. Şöyle uzun tarafı aşağı gelecek şekilde şöyle deliğe geçirdim. Bunu çok sıkı yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Evet. Şöyle İyice sıkıyoruz. Şu şekilde. Sonra diğer tarafı. Aynı şekilde buraya ayarlıyorum. Evet arkadaşlar, bunları ayarladıktan sonra perdemizi alıyoruz. Bu şekilde. Şöyle bu dönen kısım üste gelecek şekilde şuralardan alıyoruz. Bu şekilde görüyorsanız inşallah. Şuraya geçiriyoruz. Şuradan bastırıyoruz. Evet. Perdemiz şu an yerine geçti. Şuradan mesela boşluk kaldı. Bunu kaydırabiliriz. Şu şekilde pencereyi ortalayabiliyoruz. Daha sonra perdemizi güle güle kullanabiliriz. Evet, burada arkadaşlar çentik var. Çentiği açmak için şurayı tıklayıp böyle geçiriyorum. Mahan yerinden çıktı. Yerine takmak için şurayı önce yukarıya geçiriyorum. Sonra aşağıya bastırınca o yerine geçiyor gördüğünüz gibi. Bunu yerinden çıkarmak için şunu aşağı itiyorum. Şunu evet bakın yerine çıkıyor. Bir daha yerine takıyorum. Önce yukarıya sonra aşağıya. Mandal gibi bir şey yani.